Bak, vergi. bu tür şeylere buna öfkeleniyorum ama genel olarak sakin biriyimdir. Yani çok öyle öfkelenmem ama bu son dönemde iktidarın yaptığı açıklamalara gerçekten kızıyorum ya. Böyle kendimi hani Deniz Bey kadar böyle sakin öfkelenen de insan azdır diyor izleyiciler. ya şimdi geçen gün arkadaşım diyor ki oğlum sen niye bağırıyorsun, alkol almıyorsun, etmiyorsun, sen niye buna karşı çıkıyorsun? Ya bu bir şeydir. Yaşam biçimiyle ilgili bir mevzidir. Bu Müdahale. bunu kaybedersen yarın başka bir şeyine karışır. Yarın kıyafetine karışır. Der ki mini etekle dolaşma. 17 gün mini etekle dolaşmanı yasakladım. Tamam mı? Yani budur bu. Bunun başka bir izahı yoktur. Manşet atıyorlar. Laikler alkol yasağına çıldırdı. Ya sen başka yasağa nasıl çıldırıyorsan, alkol alan adam da özgürce gidip almak istiyor. O da o yasağa çıldırıyor. Ya bak, yolsuzluk, yasaklar, bir de yoksulluk. 3Y, 3C'ye AK karşı AK Parti'nin Parti deyirken koyduğu. iktidara getiren şey. Yasak. Sürekli yasak yağıyor. Farkındasın değil mi? Son zamanlarda kamerayla çekemezsin, yasak. İşte şunu yapamazsın, yasak. Alkol satın alamazsın, yasak. Yasak yağıyor böyle sürekli. Yoksulluk zaten diz boyu. Etrafımızda görüyoruz yani, sokakta görüyoruz. Yolsuzluk, ya bir Ticaret Bakanı'nın şeyleri her gün yeni bir şey çıkıyor. Ya bir kişi de demiyor ki kardeşim gelin şunu soruşturalım. Hazır haber. Tamam, Konuşalım. konuşalım. Yani soruşturma olacak mı, olmayacak mı? Ekmek meselesini de konuşalım. Şimdi AK Parti'yi 2001 yılında kurduran, sonrasında iktidar yaptıran o 3Y kuralı neydi? Bugün AK Parti'nin içinde konuştukları ne? Sanayinin eski bakanı Bülent Tüfekçi kendisine gelen ihbar ne? Vermiş olduğu talimat ne? Bir bakan hani görevden ayrıldı. Görevden Bugün ayrılma gerekçesi bundan Serpil değil Yılmaz'ın belki. yazısını da aslında bir şey yapmak lazım. Tam onu da konuşalım. Haberi izleyelim. Hep birlikte sonra da devam edelim. Profesör Pekcan ismini ilk kez orada duydum. Gümrükte Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin adının kullanılması suretiyle gümrüksüz bir işlem yapmak gibi bir durumu olduğuna dair bir ihbardı. Bülent Tüfekçi Gümrük Bakanıydı ve onun özel kalemi de yine Bülent Bey'ydi. Bülent Bey'e bir mesaj atmıştım. O ihbar Emine Hanım'ın özel kaleminden geldiği için arkadaşlarımız gerekli yerlere iletmiş. Ruhsar Pekcan hakkında gümrük müdürlüklerine usulsüz mal geçireceğine ilişkin uyarı yazısı Bülent Tüfekçi'nin Ticaret ve Gümrük Bakanı olduğu dönemde yazılmıştı. Tüfekçi o yazıyı doğruladı. Koltuğu devrettiği Pekcan'ın hakkındaki uyarı yazısına rağmen nasıl bakan olduğu sorusundaysa topu Cumhurbaşkanı'na attı. Bakanı ben mi atıyorum? Ne diyeceğim? Ben devretmeyeyim mi diyeceğim? Bakan anayasaya göre suç işlemiş. Siz şimdi bu yolsuzluk yapan bakanı Yüce Divan'a yollamazsanız AK Parti olarak bu yolsuzlukların tamamına sahiplenirsiniz. Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz. Muhalefetin Yüce Divan'da yargılanmalı dediği, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan satışı yapan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki son iddia da çarpıcı. İddiaya göre kendisine bakanlık konutu olarak tahsis edilen daireye bakanlık bütçesinden 380 bin lira harcandı. Bakanlığın tahsis ettiği konutun sanki Sayın Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması linç kampanyasında ben de olayım perişanlığıdır. Suç İşleri Bakanımız bu suçlu bakana da sahip çıktı. Diyor ki bu evi bakanlığı süresince kullandı. Yok, bir de paketleyip arkasından emekli ikramiyesi diye yollasaydınız. Sordum, Gümrükler Genel Müdürü diyor ki bilgilendirme yaptık ama ihbarın doğruluğu ispatlanmadığı için soruşturma aşamasına geçmedik. Sadece bilgilendirme olarak bıraktık. Ruhsar Pekcan'a 2018 yılında bakanlık koltuğunu devreden Bülent Tüfekçi, Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuştu. Pekcan hakkında ihbar vardı. Gümrükler Genel Müdürlüğü ilgili birimleri uyardı dedi. Pekcan'dan vergisiz eşya geçirme ilişkin bir talep gelmeyince de uyarının yazıda kaldığını söyledi. Bakardım, bir girişim olmuş mu olmamış mı ona göre davranırdım. Özel bir kaçakçılık girişimi veya talep olmadığı için o duyum ilgili yerlere iletilerek dikkatli olun denilmiş. Gümrüklere yazı yazıyorsunuz. Emine Erdoğan adını vererek gümrük kaçakçılığı yapabilir diyorsunuz. O kurumun başına 20 ay sonra aynı kadını bakan olarak atıyorsunuz. Bakanı ben mi atıyorum? Diyelim ki seni atadılar. Devretmiyorum deme şansın var mı? Eğer bu yazı biliniyordu da bakan yapıldıysa sıkıntı. Bilinmeden yapıldıysa bakan o daha büyük skandal çünkü o zaman devlette bir istihbarat zafiyeti var demektir. Kabul, araştırıyor ama araştırma merkezi olan kimdir? Eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi bakanlar hakkında atanmadan önce araştırma yapıldığını söyledi ama bakanı ben mi atıyorum, araştırma merkezi kim diyerek doğrudan Cumhurbaşkanı'nı işaret etti.
Şimdi Bülent Tüfekçi'ye soruluyor. İsmail Saymaz. Ben de konuştum. Siz de konuştunuz, tamam. Kim atadı diye soruyor Sunuz. Karşılığı ne bileyim yani, kim atıyor belli. Hani gidin ona sorun diyor. Ya çok trajik değil mi? Ya Deniz abi, orada ben garip bir şey daha görüyorum. Şimdi Emine Erdoğan'ın en yakınındaki kişi, özel kalem müdürü, artık orada değil. Gelecek Partisi'nde siyaset yapıyor. Doğru. Bu da ilginç değil mi? İşte, şimdi kendilerine sormak lazım. Serpil Yılmaz'ın haberi, Nanoxia için mi ithalatta vergi oranı indirildi? Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın eşi ile ortak olduğu şirket gümrüklerde %8, rakipleri %18 oranında KDV ödüyor. Şimdi burada hani o dezenfektanın içinde bir gümüş oranı var. Evet. O gümüş oranıyla ilgili bir düzenleme yapılmış. Ta o gümüş oranı öyle bir oranlanmış tabii, ki. Tabii. Burada Ruhsar Pekcan'ın şirketinde 0.054 onunkinde ve 0.054 diye şey yapılmış. Hay Allah, nasıl denk gelmiş öyle? Ya böyle bir şey olamaz, böyle bir uyanıklık olamaz yani. Bir de sürekli yeni yerler çıkıyor biliyor musun? Mesela okullar çıkıyor. Hepsi bu hanımefendinin şirketinden satın almışlar. İnanılmaz bir şey yani. Usulüne uygun denildi Deniz abi. Nasıl uygun? Yasak. Denildi, yasak. Denildi. Yani bir esadi, bak hep diyorlar ki etik sorun var. Etik sorun var. Hayır, yasak da var. Yani bir bakan kendi bakanlığıyla ticari iş yürütemez. Zaten bakanlığa geldiğinde ticari işlerini devretmen lazım yani. Hani kendi şirketine bu avantajları sunamazsın. Bunun sadece etik sorun varla geçiştirilemez. Burada yasayı ihlal var. Kamu ihale kanununu ihlal etmişler. Kendi bakan kendi şirketine avantajlar sağlamıştı. Kim yaparsa yapsın. İktidar tabii, muhalefet. Tabii. Burada bir tavır sergilenmesi tabii lazım. Yani bunun soruşturulması lazım ya. Herkes yatmış kulağının arkasına. Yani gariban çocuk 1 Mayıs'ı kutlamaya gidiyor. Başına gelmedik kalmıyor. Deveyi hamuduyla götürmüş. Ya bir kişi de çıksın bu yetimin hakkını sorsun ya. İlker diyorsun ki kızma bak. Hakikaten ya tüyü bitmemiş yetimin. İzleyici de diyor ki ya İlker, beni Zeyre'yi kızdırıp durma. Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı var ya. Ya böyle bir şey var. Kul hakkı diye bir şey var biliyor musun? Affedilmeyen tek suç dinimizde. Kul hakkı yersen, yani şehit bile olsan onun hesabı soruluyor. Şimdi Deniz yani, abi, hani genelgeyi farklı yorumluyor bazıları. Bazıları İslam profesörü olmuş ama hani o İslam'ın felsefesinden nasibini almamış bazıları. Yani öyle bir savrulmanın içindeyiz ki. Ali Bardakoğlu'ydu galiba o açıklamayı yapan. Biz yolsuzluğa fetva verdik gibi bir şey demişti. Yani bu bundan kurtulmak çok lazım. Çok büyük, çok büyük söz. Sözcü'de bu nasıl din adamı diye bir haber var. Okuyalım. Sevgi ve hoşgörü çok dili yerine nefret dili kullanıyor. Ayasofya eski imamı Mehmet Boynukalın kendisini eleştirenlere hepinize kaliteli pamuk aldım dedi. Sosyal medyada tepki yağdı. İşte, İslam profesörü. Yani keşke okumasaydın. Yani seviye yok. Küfür bu biliyor musun? Küfür. Yani bu terminolojiyi bilen, bu burada neyi kastettiğini bilen insana küfür bu. Ve bu adam, ya düşün, bu kadar sembolik önemi var Ayasofya'nın ibadete açılmasının. AK Parti için de bu kadar kıymetli bir şey. Ve başına getirdikleri, imam yaptıkları adam bu. Kumaş bu. Yani bu kumaşın pamuğu altından olsa ne olur yani. Kumaş bu. Ekmek meselesine gelelim mi? Gelelim. Bu ama yani şu alkol meselesinde de şunu söylemek istiyorum. Lütfen abi. Bence bu kafa karışıklığı giderilmeli. Yani bende bir Palandöken'in çıkıp bütün esnafa bir açıklama yapması lazım. Demesi lazım ki kardeşim, yasada bunun karşılığı yok. Size ceza kesseler de, tutanak tutsalar da siz bunu satmaya devam edin demesi lazım. Şimdi orada bir çıkış yaptı. Ben genelgede bununla ilgili bir şey görmedim dedi. Bu kurtarmaz. Sorulduğunda Cumhurbaşkanı'na, hani ben neyi söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'na bunu söyleme cesaretim yok dedi. Bendeyi falan döken. Orada bir de demokratik bir ülke dedi. Yani demokratik bir ülkede nasıl yani kişilerin
kendi tercihleri, bunu sınırlandırma. Biz bunu niye konuşuyoruz, nasıl konuşuyoruz? Genelgeyle böyle bir adım atılabilir mi? Belki buraya da atıf yapmaya çalıştı Bendevi falan döken. Ama net bir cümleye ihtiyaç var galiba. Genelge yok ortada. Yani yasak yok aslında. Yani yasal olarak. Tebligat var sözlü. Yasal olarak yasak yok. Sözlü bir yasak var. Biz sözlü yasağın kaldırılmasından bahsediyoruz. Onun için esnafın soru işaretlerini gidermek için esnafın temsilcisinin çıkıp net bir açıklama yapması lazım. Arkadaşlar bunu satabilirsiniz. Size tutanak tutabilirler, ceza kesebilirler. Buna itiraz ederiz, dava açarız. Bu cezaları iptal ederiz gibi bir güvence vermesi lazım. Yani çünkü suistimal ediliyor. İl hıfzı saha kurulları toplanıyor. Kendi başlarına hiçbir yasal dayanağı olmayan yasaklar ilan ediliyor. Yani 180 işte hıfzı saha kanununun 182. maddesi diyor. Orada diyor ki bu kanuna göre yasak olanlar yapılırsa eğer yasak olan şeyi sen yaparsan şu kadar ceza alırsın. O maddede öyle diyor ama kanunda o yasak değil. Şimdi bir genelge var. O genelgeyi yazanlar oradaki yasakları biliyor. Ama hukukçular bakıyor görmüyor, esnaf bakıyor görmüyor, ne bileyim herkes bakıyor görmüyor, bir tek yönetenler görüyor. Ben açıklandığı gün İçişleri Bakanı'na sordum. İçki yasak mı dedim. Şimdilik değil dedi ama Perşembe gününe bir şey, hani bir doküman yetiştirmeye çalışıyoruz. Onu yetiştirdikten sonra yasak dedi ama öyle bir belge gelmedi. Şimdi İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de İçki satışının bizimki gibi yasaklandığı ile ilgili verdiği bilgiler doğru değil. Yok değil. Şöyle bir yasak var. Bir yerde Avrupa'da buldum ben. Marketten alıyorsun. Mesela şu parkta oturup içiyorsun ya. Evet. Onu yasaklıyor. Evet. Marketten almanı yasaklamıyor. Marketten al git evinde iç. Açık alanda, kamuya açık alanda. Kamuya açık alanda yasaklamış. O da normal. Bunu yani bizimkiler de yapabilir. Bundan doğal bir şey yok. Salgınla mücadelede bunun bir anlamı var. Yani toplanıyorsun 3 tane genç zaten orada. Zaten bizde de yasak. 22'den tabii, sabah tabii. Gene yasak. Tabii yani bunu yapabilirsin. Yani alan adam gidip kamuya açık bir yerde 3-4 kişi oturup bira içiyorsa şu pandemi önlemlerini gerekçe gösterip yasaklayabilirsin. Çünkü pandemiyle mücadelede bir mantığı var. Ama adamın alıp evine gidip evinde içmesini yasaklayamazsın yani. Yani bu mücadelenin bir mantığının olması gerekiyor. Ekmek meselesine geleceğim. Vatandaş ne istiyor ne bekliyor. Yönetenler neyle ilgileniyor? Bir de katılır mısın? Mesela Karar Gazetesi'nin manşeti yeter ki gündem değişsin. Salgına karşı kapanma tedbirlerine içki yasağının dahil edilmesi günlerdir tartışma konusu. İktidar kanadından her gün yapılan açıklamalarla sürekli gündemde tutulan girişimin muhalefete göre gerekçesi 128 milyar doların, yolsuzlukların, Biden'a cevap verilememesinin, lebalep sorumsuzluğunun, aşı fiyaskosunun ve desteksiz kapanmanın tartışılmasına engel olmak. Katılıyorum. Katılır mısın? Katılıyorum. Biden konusunda ne konuşmuştuk geçen cumartesi? Çok sert bir tepki gelmez. Evet, alttan alırlar demedim mi? Ne oldu? Üzüldük. Ya adam üzüldük. Adam ceddimize soykırımcı dedi ya. Adam hani Osmanlı aşağı, Osmanlı yukarı bütün iktidara bakıyorsun. Yani neredeyse Cumhuriyet'i görmezden geliyor. Atatürk'ü görmezden geliyor. Tamam mı? Yani Cumhuriyet'in hiçbir şeyine Osmanlı kadar önem verilmiyor. TRT'de bir sürü Osmanlı dizisi var. Osmanlı şöyle işte hani Abdülhamit böyle gurur duyuyoruz. Şey yapıyoruz ama adam hepsine soykırımcı dedi. Biz üzüldük. Sadece üzüldük. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir çifte standarttır? Yönetenlerin üzüldükleri başka diyeyim o zaman. Halkın üzüldüğü başka bir şey. Evet. Ve o haber. Ya bırakın artık ya. Bırakın bu kini, bu öfkeyi, bu ötekileştirmeyi ya. Bırakın artık ya. İnsanlar ekmek derdinde, iş derdinde, aş derdinde. Siz neyin derdisesiniz ya? Buraya da kursun, oraya da kursun. Benim mahalleme de gelsin kursun. Ha istemiyorsanız bunu fırınlardaki ekmekleri. Bakın biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeyi. Biz sevmiyor muyuz sıcak ekmek yemeyi fırınlardan? Onu o zaman bir tane yapın aynı halk ekmek gibi. Bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. Herkes gitsin büfeden alsın. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce. Ya siz gidip o kuyruğa girsenize. Yöneticiler engel olmak.
Tarkanlar o kadar güzel anlatıyor ki meseleyi. Bir de Rize'de Tarkan'ın paylaştığı bir video var. Bu İkizdere'deki olayla ilgili. Aslında bence Öznur yetiştirir onu. Bakalım hemen bir Öznur'dan rica edelim. Tarkan paylaştı. Şarkıcı Tarkan. Ya kadın Rize'deki meseleyi o kadar güzel anlatmış ki. Diyor ki ya bu taşın canı var diyor. Ben diyor buradan yakmamak için diyor ağaç kesmiyorum. Odun yakmamak için ağaç kesmiyorum. Kömür yakıyorum burada diyor. O ağaca bir şey olmasın diye. Sen gelmişsin diyor. Bu ağaçları kesiyorsun diyor. Yüzyıllardır diyor ben burada yaşıyorum. Burası böyle yemyeşil bir yer. Sen gelmişsin burayı tıraşlıyorsun diyor. O kadar güzel anlatmış ki mesela burada da ya teyze o kadar güzel anlatmış ki bak ben utandım gazeteciyim, yazarım. Yani televizyona çıkıyorum, yorum yapıyorum. Kendimi bu kadar net ifade etmedim hayatım boyunca. Böyle büyük bir feryat içinden. Evet. Yani çünkü yaşıyor biliyor musun? Ya o kadın da Rize'deki kadın da yaşıyor. Bu da yaşıyor. Yani bir ekmeğin 2 lira olmasıyla 1 lira olması arasındaki farkı belki biz anlayamayız. Ama o anlıyor ve hissediyor ve yaşıyor. İnsanların ekmeğiyle oynayanlar hiçbir zaman abad olmadı. Bak sana çok net söylüyorum. İnsanların ekmeğiyle oynayan hiçbir zaman abad olmadı. Burada da böyle bir durum var. Gerçekten insanların elinden, ekmeğinden ellerini çeksinler. Şimdi o zaman birazcık da ekonomi haberi paylaşalım istiyorum ama o arada hani ben Korkusuz Gazetesi'ni hazırlarken Hüseyin, Meral Akşener dün Habertürk Televizyonu'nda konuktu ve gündeme dair hangi cümleleri kurdu? Hemen o sesleri paylaşmış olalım. En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. En iyi ihtimal Türkiye'mizden. En güzel ihtimalimiz Türkiye'mizden. Herkesi saygılarımla selamlıyorum. En iyi ihtimal Türkiye'mizden. Evet, en iyi ihtimalimiz Türkiye'den. Peki. Şimdi Türkiye demişken... Biz anladık efendim. Evet. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartların en büyük sorunu bu tek adam meselesidir. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi diye getirilip... Türkiye'ye özgü getirilip partili cumhurbaşkanlığı sistemi haline çevrilen bu ucube sistemdir. Önceliğimiz bu sistemi değiştirmek olmalıdır. Yani bu adaylıktan sistemi, önce tabii, sistem tabii, geliyor diyorsun. Hayır öyle değil. Bakın şey yapacağım. Dolayısıyla bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak. Şu anda AK Parti'nin çok uzun büyük oylar aldığı yerlerde AK Parti'den kopuş çok müthiş. Ben bunu kaşımıyorum. Yani kaşıma kalkışsam çok acayip haber değerleri çıkar ama yapmıyorum. Çünkü amacım o değil. Daha ilginci mesela Kayseri Develi'de sinir krizi geçiren insanlar oldu AK Parti kurucusu. Kasım'da diyorlar, onu bilmiyorum. Evet. Yani bir öngörüm yok. Ama şunu soruyorsanız, bugünkü şartlarımız gereği, yani pandemiden tutun aşıya kadar, ekonominin haline kadar, işsizlik ordusuna kadar, esnafın haline kadar, baktığınız zaman turizmcinin durumuna kadar, baktığınız zaman derhal bir seçim yapılmalı ve o sandıkta milletimiz bir karar vermeli. Sıfırdan her şey, yani yeniden başlamalı. En ihtimalle Ankara'dayız. En ihtimalle Çalar Saat hafta sonunda yayınımıza devam ediyoruz. En ihtimalle Ankara büromuzun çatısındayız. Onu biraz Deniz Zeyrek yanımızda. Onu biraz kötü ihtimal diye söyle bence. Nasıl abi? Ay, en kötü ihtimalle çatıdan yaparız desen anlarım yani. Bu da konuşuldu tabii. Hani bu bir gaf mı, espri mi? En ihtimalle Türkiye'deyim. Şöyle yorumlar da yapıldı. O zaman hani Türkiye'de olmak bir kötü ihtimal gibi gözüküyorsa yönetenler katında da Türkiye demek ki net olarak görülüyor. Problemler olduğu yukarıdan da gözüküyor ki böyle cümleler mi kuruluyor acaba? Neyse, en azından bizi gülümsetmeyi başardı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu katkısından dolayı teşekkür etmek lazım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyiz hepimiz kapanma döneminde. Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi'nin manşeti doğalgaza yine zam, vatandaşa yine gam. Korkusuz Gazetesi'nde bu yıl doğalgaza 5 ayda 5. kez zam yapıldı. Toplam %5 oldu. Deniz abi şimdi şöyle bir hesabı var bunun. %1 yapılıyor ya. 300 liralık doğalgaz alıyorsun. İşte Ocak ayında 300 lira, Mayıs ayına geldin 315 lirayı bulmuş. Küçücük. Tatlı tatlı böyle hissettirmeden. Hissettiriyorsun değil mi? Ne kadar böyle hani naif. Aman hadi canım ne olacak ki?
Geçenlerde birine yol sordum İlker. Dedi ki şu tatlı yokuşu çık dedi. Oradan sağa dön. Yokuş tatlı mı? Abi çıkana kadar nefesim kesildi. Yani tatlı kısmı kime göre, neye göre? Yani bu zammın hani 6 tane maaş alan arkadaşlara göre tatlı bir zam olabilir. Ama asgari ücret altında olan biri için hiç de öyle tatlı bir zam değil yani. Yani ne 1 lira bile olsa, 1 kuruş bile olsa insanlar hissediyor. Ya düşün bak, biraz önce o güzelim teyzeyi dinledik. Evet. Ekmeğin 2 lira olmasıyla 1 lira olması arasındaki farkın ne olduğunu dinledik. Diyor ya, sen de diyor 1 liraya sat, ben gelip bakkaldan alayım. Niye burada kuyruk bekliyor? Şimdi böyle bir şey var. Burada 1 kuruş, 1 lira, bir hani küçücük bir zam bile insanların hayatına doğrudan yansıyor. Yazık. Yani ücretim bu kadar artmıyor, gelirim bu kadar artmıyor. Bir de tam tersine bu önlemler nedeniyle iş